Avrupa Birliği büyüme yarışını ihracat üzerinden kazanmak istiyor. Ticaret Komiseri Karel de Gucht, Avrupa'nın ticaret politikasında elini güçlendirecek stratejinin hatlarını çiziyor. Avrupa Birliği'nin bakışına göre Çin ve Amerika tehlikeli korumacı modellere doğru kayıyor. Komiser de Gucht, Fransa'nın başkanlık edeceği G20 zirvesi öncesi Euronews'un sorularını yanıtladı. What is the impact according to you? Kur savaşlarının ticaret üzerindeki etkileri nedir? Currency war on trade. Well, it's certainly impacting the açıkçası ticarete bütün olarak etkisi var. En büyük risk ise zayıf kura sahip olmak için mücadeleye girmeniz. Buna bir son vermezsek ki bu ancak uluslararası düzeyde G20 düzeyinde olur, durum kötüden daha kötüye gidecek. This is going from bad to worse, I think. Öyleyse Avrupa Birliği'nin Amerika ve Çin'e nazaran daha kırılgan bir blok olacağını düşünüyorsunuz. Bu şekilde düşünmüyorum. Çünkü bizim euromuz var ve euronun seyri şu anda gayet olumlu. Aşırı yüksek olduğu tartışılabilir ama diğer yanda ekonomimize katkı sağlıyor. Dolayısıyla zayıf durumda olduğumuza inanmıyorum. Lakin en büyük ekonomi olarak kötüleşen ticari iklimden elbette etkileniyoruz. Doların değeri düşük. Yuan'ın değeri de düşük. Bu durumda Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin Euro'nun değerini yüksek tutma tercihi yerinde mi? Zayıf bir Euro için bazı tedbirler almanız gerekir. Örneğin Amerikalılar para basıp duruyor. Bence bu doğru bir yaklaşım değil. Kısa dönemde nefes aldırıcı etkisi olabilir ama uzun vadede uygunsuz bir tercih. Aynı şekilde Avrupa için de kötü bir tercih olur. Peki ya Çin? Çin tabii ki ihracat odaklı. İhracatı sübvanse için birçok yöntemleri var. Zayıf yuanla, teşvikle ve bizim karşı çıktığımız fiyat kırmayla yapıyorlar. Avrupa Birliği müşterek tarım politikasında reformu ticari ortaklarının talepleri doğrultusunda mı yapacak? Avrupa 2001'de başlatılan Doha Kalkınma Gündemi ticari müzakerelerini engellemiyor. Bilakis bunun en sağlam destekçisiyiz. Ama tango iki kişiyle yapılır ve bence gerçek sorun bu. Büyük oyuncular somut adımlar atmazsa müzakeredeki kilidi açmak zor olacaktır. Fakat şu gerçek ki tam tersine engel çıkaran Avrupa değil. Avrupa Birliği bazı diğer bloklar üzerindeki kamu alım kilidini de çözmeye hevesli. Bu Avrupa ihracatına ivme kazandıracak, krize çare olacak, durgunluktan çıkmayı sağlayacaktır. Bu doğru olmakla ilgili bir mesele biliyorsunuz. Bir düzen sağlanmasını öneriyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer kamu alımları üçüncü bir ülkeye kapatılırsa, bazı sektörler için belirli sebeplerden dolayı ve kendi tedarik piyasalarımız için de aynısını yapma ihtimalimiz doğar. Açık piyasa bence çok önemli. Küresel çapta sürdürülebilir büyüme için hayati. Fakat bunu tek başınıza yapamazsınız. Dolayısıyla daha fazla itici güce sahip olmak istiyoruz ki üçüncü ülkeleri pazarlarını açmaya zorlayalım. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, G20 zirvesinde uluslararası para sistemi kurulmasını öngören reform teklifinde bulunacak. Ticari pencereden bakınca siz ne görüyorsunuz? Hangi reform teklif edilirse edilsin ki detaylarını bilmiyoruz, ticarete darbe vurmamasını umuyorum. Kur politikası ile ticaret politikasını birbirinden net bir şekilde ayrı tutmalıyız. Ticaret politikasının açık rekabete dayanması gerekir. Buna karşılık kısıtlayıcı veya koruyuculuk amaçlı tedbirlerden etkilenmemelidir. Restrictive measures or
measures that finally end up in protectionism. Thank you very much, Commissioner.